Benim adım Fuat, soy ismim Turan. Turan İnşaatı olarak burada temsil ediyorum. 2012 yılından beri bu makineyi kullanıyorum. Kardeşlerim ve çevremle ve arkadaşlarımla bu işi yapıyorum. Bütün işimizi 24 daire üzeri yapıyoruz. Anolu, Terazili, Mastarlı, Günyeli şekilde yapıyoruz. Kars'ta biz ilk makineyi getiren biziz. Yani biz yapıyoruz bu işi. Eskiden biz gırgırla çekiyorduk. Kumumuzu, çimentomuzu, kirecimizi çok zahmetli oluyordu. Yani yapamıyorduk, yani yoruluyorduk. Amele harç getiremiyordu, güzel karamıyordu, kireç içinde topukluk alıyordu. Ondan sonra bir zaman sonra o sıva patlıyordu. Şimdi harcımız aşağıda amele gönderiyor hortumla. Hortumla hava basıncı olarak geliyor. Ben tabancayla vuruyorum. Ustalarımız mala küreklerle düzenliyor, mastarla alıyor. Ondan sonra fazla döküntü de kalmıyor. Yani daha sağlıklı, daha iyi. İşiniz hem de çabuk görünüyor. Burası zaten sezonu kısıtlıdır. Biz yani yılda 200-250 tane daire teslim ediyoruz makineyle. Yani elle olsa yapamazsın. Yani bu kolaylık yok. Bir de çivi de işlemiyor diyorsun. Ya bu sıvaya yani imkansız, çivi çakamazsın. Yani çivi yamulur, yani beton çivisi bile buraya geçemiyor. Çünkü tozacıyla geliyor. Malzeme de az gidiyor. Misal elle yaptığın zaman, çivi çaktığın zaman çivi diğer tarafın resmen geçiyor. Ama bunda değil. Bu daha sağlıklı, daha düzenli. Zaten sıvamız burada gözüküyor. En ufak deliklere şey Evet, kapatıyor. en ufak delikler hepsini kapatıyor yani. Tuğla deliği bile kalmıyor. Hava basıncıyla vuruyor. Yani duvarcı bile sağlam yapmadıysa o harç, o her taraftaki deliği yani sağlamlaştırıyor, yani duvara oynatmıyor. Kaç kat binaya çıkabiliyor? Bu hortum 12-13 yani kat arası çıkıyor. Yani 60-70 metre hortumla çalışıyoruz. Yani artık böyle rahatlıkla alttan Rahatlıkla harcı vuruyor, üstten vuruyorsun. evet, alttan harcı gönderiyorlar. Biz de üstten vuruyoruz. Yani burada sadece bizim düzenimiz aşağıda hazırlanıyor. Kumumuz, çimentomuz, kirecimiz aşağıya geliyor makinenin önüne. Oradan biz gönderiyorlar harcı, biz de çalışıyoruz. Yani katlarda yani kum kalmış, çimento kalmış, fazla kalmış, aşağı indir, yukarı çek, derdimiz yok. Yani temizliğimizi de yapıyoruz. Teşekkür ederim, burada 81 ile sesleniyorum. İşinizi güvenerek bize verebilirsiniz. Bizi sorup soruşturabilirsiniz. İşçiliğimiz zaten Kars'ta yani görünüyor. Herkes yani bizden memnundur. Kişilik ve karakter konusundan da çok şükür biz bu konuda tercümemiz var. Rahatız. Telefon numaramız 0535 589 5982 0543 322 28 30. Ben teşekkür ederim. Merhaba, benim ismim Mustafa Çelik. Sıva, alçı, boya, montalama işlerini yapıyorum. Asma tavan. Kaba işçilik bittikten sonra biz anahtar teslimi yapıp müteahhitlerimize teslim ediyoruz. Allah'a şükür şimdiye kadar da bir sıkıntı yaşamamışız. Herkes bizde memnun. Biz işimizi canı gönülden yapıyoruz. Tertemiz bir işçilik yapıyoruz. Bizi tanıyan zaten tanıyor. Kısacası ben o şekildeyim. Burada makina, kara sıva makinası gerçekten çok güzel bir şeydir. Yani malzemeler hep ölçülü makineye giriyor, çimento zayi olmuyor, ondan sonra kirecidir, şeyidir, hepsi ayarlı bir şekilde girdiği için malzeme zayiatı yok. Döküntü çıkar, malzeme zayi olur, müteahhit gelir, diyecek bu oldu veya malzemem zayi oldu, öyle bir sıkıntımız yok. Makine gerçekten çok güzel bir iştir. Yani şöyle diyeyim, hele özellikle Kars'ta iklimden dolayı kara sıva şart. Bazı yerlerde görüyorum tuğla üstü yapıyordular. Çivi çakamıyorsun abi, peteği asıyorsun düşüyor, dolaba asıyorsun düşüyor. Şu an kara sıva Kars'ta gerçekten birebir şart. Yani iklimler burada zaten biliyorsunuz abi, buranın iklimi zor, kışı zor. Eksi 35'lere geliyoruz, 30'lara geliyoruz. Bu kara sıva hem binanın ömrünü uzatıyor, duvarı sağlamlaştırıyor, çivi bile çakamıyorsun. Artı üzerindeki malzeme alçı desek, alçı da tabii ki az gidiyor. Sıvamızı temiz yaptığımız için alçı da az gidiyor.
Şu an şöyle bir şey diyeyim. Duvarlar kara sıva yapıyoruz. Alçıyı da zaten tavanları komple astar, brüt astarımızı sürüyoruz. Ondan sonra mastarlı bir alçı çekiyoruz tavanlara. Karşısının iklimi zor olduğu için elimizde geldiğince biz kaliteli iş ortaya çıkartmaya çalışıyoruz ve de kaliteli yapıyoruz. Orada zaten sıkıntımız yok. Allah'a şükür. Yıllardır burada çalışıyoruz, ekmek yiyoruz. Bundan dolayı yani size de teşekkür ediyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Gönül rahatlığıyla bize ulaşabilirsiniz. İtinayla bu işlerinizi hepsini yapıyoruz. Allah can sağlığı versin. Ne diyelim? Artık işimiz de bu. İsmim Mustafa Çelik. Telefon numaram 535-763-04-74. Bekliyoruz telefonları. Türkiye'nin her tarafına, 81 iline ulaşma şansımız da var. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam ederiz. Anomuzu teraziyle çekiyoruz. Zaten bellidir. Bu çizgi olan kısımlar, bunlar terazili anolu. Biz bunları çekmişiz. Ondan sonra üzerine makinayla serpme şeklinde makinayla vuruyoruz. Bu makinanın bütün gözenekleri dolduruyor. Boşluk kalmıyor. Bu tuğlayla güzel bir öpüşme sağlıyor. Sağlam bir sıva ortaya çıkıyor. Artı şu an daha önce mesela şu merkezler var. Pencere merkezleri var. Biz bunları ölçülü bir şekilde yapıyoruz. Kasalara göre. Kasa zarar görmeden inşaatta. Sıva dolmadan, şey olmadan. Bunları ölçülü bir şekilde yapıyoruz. Mermer takıldıktan sonra zaten geliyor kasacı. Direkt kasasını burada oturtuyor. Dıştan montalamamızı yapıyoruz. Kesinlikle inşaatta kasalar zarar görmüyor. Yıllardır yani bizim sistemimiz budur. Başka yerlerde ben bakıyorum daha tuğla çevirme yapmadan, sıvayla çevirme yapmadan pencereleri dikiyorlar, kasalar dikiyorlar. Ondan sonra basıyorlar sıvayı. Kasa işleri komple, o çıta yerleri, cam yerleri hepsi sıva doluyor. Kasalar bayağı bir zarar görüyor. Bizim sistemimiz bu şekil. Düzgün bir şekilde kasa oturuyor, hiçbir zarar görmeden tertemiz bir işçilik ortaya çıkartıyoruz. 2012'de bu makineyi aldık. Kars'ta çalışıyoruz. Kars, Posu, Ardahan. 24 daire üzeri çalışıyoruz. Mastarlı anodlu sıva yapıyoruz. Alçı işi, montalama işi, stompier, fayans, şap hepsini yapıyoruz. Ekibimizde her türlü hazırız. Bizi 81 ilde takip eden herkese teşekkür ediyorum. Biz kara sıva makinesiyle sıva atıyoruz. Bizim yaptığımız işler dış cephe dekorasyonu, montalama, kara sıva makinesi, kara sıva atma, artı alçıpan, stompier, fayans, şap işleri itibariyle yapılıyor. Bizim yaptığımız işçilik dört dörtlük, tertemiz. Makine fazla malzeme almıyor. Elle bir değil. Makinenin olan şeyi belli. Daha seri. İşlerimizi daha çabuk, daha seri bir şekilde ileri sürüyor. Artı makinamız dış cephede kolay harç yukarı veriyor. Katlara kum, çimento çıkarma derdimiz yok. Altta malzememiz hazır bir şekilde yukarı doğru 9 kat, 10 kat, 12 kata kadar içeriye sıva vurabiliyoruz. Bizim makinamız HMS VIP 90'dır. Çok seri bir şekilde işlerinizi teslim edebiliyoruz. Kars'ın sezonunu biliyorsunuz zaten 6 ay içerisinde olan bir kış mevsimi var. Kısa bir sezonumuz var önümüzde. 60 hız limitiyle 24 darsel sıva atıyoruz biz. Yani el sıvasıyla bir değil. Bu 4-5 yerde karma yapıyor. 4-5 yerde karma yapıyor. Şu an gördüğünüz üst kazan çeviriyor, harcı yapıyor. Alt kazan karıştırıp eliyor. Gönderme elezyonumuz var. Ön taraftan baskılı bir şekilde yukarı doğru veriyor. Katlarda hazırlık derdimiz yok. Altta olan malzememiz yere yıkılıyor, katlara veriliyor. Sıvamız daha sağlam oluyor. Yani duvarlarda delik yok, basınç veriyor. Yani tuğla deliği yani hiçbir şey kalmıyor. Hortumlarımızı cephemizde, iskelemize asıyoruz. Ondan sonra makineyle püskürüyoruz hava basınçıyla.
Sadece malı kürekle düzeltip mastar yapıyorlar. Yani daha sağlıklı, daha sağlam. Başka var mı makineden Kars'ta? Kars'ta yani biz ilkiz. Kars'ta yani ilk getiren de biz 2012 yılından beri yani devam ediyoruz. Öncelikle hizmetinizden dolayı verip size teşekkür ediyorum. Zahmet edip buraya kadar geldiniz. Gerçekten bu makinenin avantajları bize çoktur. Diyeceksin diye makine önceden biz yani şu gördüğünüz makineyle var ya eski yapı makine. Onunla katlara, gırgırla katlara biz kum çekiyorduk. Ondan sonra bir kişi aşağıda, üç kişi yukarıda, iki kişi yukarıda kumu çekiyoruz. Bundan sonra kireçlerine aktarma, suyunu ver. Yani gerçekten çok zor işti. Bu makinenin basıncı tuğla gözeneklerini hepsini dolduruyor. Yani öyle boşluk kalmıyor. Zaten şu an yaptığımız sıva da burayı bitirmişiz. Onu da göz önüne alarak zaten değerlendireceksiniz. Gerçekten çok rahat bir işti. Daha önce çok sıkıntı yaşıyordum bu sıva işiyle. Şu an önceden burası 20 dairedir. 20 daire burada hiç çalışmasa 7-8 usta 5-6 amele çalışması gerekirken şu an için makine olduğu için 4 tane usta bir ameleyle bu işi 20 günde bitiriyoruz. Ama önceki şartlardan o kadar ustalarla bu iş bir ayda bitmezdi. 40 günde bitmezdi. Gerçekten malzeme ziyan etmiyor, döküntü çıkmıyor. Yani işi bilen için gerçekten bu çok güzel bir imkandır. Çok güzel bir imkan. Bizim burada yaptığımız işler bu işin taşeronunu almışım. Arkadaşlarla beraber sağ olsun devamlı çalışıyoruz. Kara sıva, alçı, montalama, boya, yani iş tasarım komple, stompiyer komple bunu hepsini yapıyoruz. Zaten anahtar teslimi girip çıkıyoruz. İşimiz budur. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Abi biz normalde elle vurmaya kalkıştığı zaman 15 kişi yetmiyor. Biz kara sıva makinesiyle 7 kişiyle, 6 kişiyle işimizi sürdürüyoruz. Aynen. 10-15 günde 24 tane dairenin sıvasını bitiriyoruz. Zaten bütün dış cephelerimiz 4 gün sürüyor. Her bir dış cephemizi bir günde bitiriyoruz. Yani biz yıllık 200-250 daire teslim ediyoruz. Burada herkese sesleniyorum. İşinizi yani özenerek, yani bizi takip ederek, işimize bakarak bize güvenebilirsiniz. Sıvacılık işinde baba mesleği. Babadan oğula. Yani ben kendim 25 yaşında olduğuma rağmen 9-10 yıldır bu işi yapıyorum. Benim abim zaten kendisi 14-13 yıldır kendisi yapıyor. Biz babadan yönelik bir mesleğimiz kara sıva olarak montalama artı dış dekorasyon, iç dekorasyon işlerine bakıyoruz. Memnunuz. Bir ekonomi otursa daha çok memnun oluruz. Çünkü müteahhitler de çok sıkıntı çekiyor. Müteahhitlerin sıkıntı çekmesi demirden, betondan, çimentodan. Ama bizimki şu şekil, bizim elle bir değil. Elle içeri sıvası diyelim bir daire 30-35 torba, 40 torba çimento alıyor. Belki daha fazla kum da 20 mikaf, 15 mikaf kum gidiyor kireçle beraber. Bizimki 20-25 torba çimentoyla 3+1 daire 450-350 metre gelen bir daireyi kapatıyoruz. 20-25 torbayla. Yani bu makinenin imkanı kireci desen, çimentoyu desen, hepsi kumu desen ölçülü. Bunun ölçüsü bellidir. Ne eksiği atılır ne fazlası atılır. Ölçülü bir şekilde, sağlam bir şekilde bu iş yürütülüyor bu şekil. Normalde elle yaptığın zaman atıyorum 3 çimento gideceğine belki de 4 gider bir odaya, 5 gider ama bu ölçülüdür. Bunun artı eksisi yok. 2 ise 2, 1 ise 1. Yani bu makinenin güzelliği de bu işte. Kışın ne yapıyorsunuz? Kışın da bizim kış sezonu şu an Muğla Fethiye'de değerli müteahhitlerimiz var. Murat Ünç, Villa Ölüdeniz'e buradan çağrı veriyorum. Abi merak etme, kışın yanındayız. Hem de tüm teşkilatla, makinamızla hizmetinizdeyiz. Şu an beklenen 14 villamızı kışın Allah nasip ederse yanında olup başlayacağız ona da. Kışın işte Muğla Fethiye çalışmaya gidiyoruz. Aynı sistem burada kurulduğu gibi orada da devam ediyoruz.
Şimdi sezonumuz bittikten sonra Kars'ı biliyorsunuz. Gerçekten şu an bile dışarıdayız. Biz üşüyoruz. Yani şu an 5. ay 9'udur. Biz burada üşüyoruz. Mont giymişiz. Bunun sezonu zaten 10. ay dediğim Kars'ın sezonu bitiyor. Ondan sonra biz kurbete çıkıyoruz. Kurbete de gene yaptığımız işler budur. Şu an bir daire 700, 800, 900 bire kadar çıkıyor. Bu nereye kadar çıkacağı da belli değil. İnşallah ekonomi düzelir. Bağla abi ya işte. Hadi.
abi ya. Al da bir alayım mı? Thank you.
Kaynıyordu. Abi, Bedir abi saat 7'de inşaata geliyoruz. Akşam 5-5.30'a kadar çalışıyoruz. Sağ olsun arkadaşlarla beraber el birliğiyle bu işi yapıyoruz. İşimiz budur zaten. Yıllardır inşaattayız. İnşaattaki durum şudur. Yani ne insanı doyuruyor ne aç bırakıyor. Bu şekilde biz devam ediyoruz. Hele bu sene özellikle yani bu pahalılıktan dolayı vallahi artık bir şey el atamıyoruz. İnşaatın durumu da belli. Çalışıyorsun bir dert. Çalışmıyorsun bir dert. İnsan bilemiyor. Yani artık biz de çıkmaza girmişiz. Yani müteahhitler de gerçi haklı. Şu an müteahhit malzeme alamıyor. Pahalı yani her şey pahalıdır. Artık daire fiyatları 700 kart gibi bir yerde normalde eskiden dediğimiz daha geçen sene 3 artı 1'ler 270, evet. 300, 350 civarıydı. Şu an 750, 800, 900 bile kadar çıkıyor. Talep de olmayınca zaten inşaat sektörü duruyor. İnşaat sektörü de durunca biz hepimiz bu şekil bir inşaat yaparız. Ondan sonra herkes kabuğuna çekilir. Ekmeğimiz inşaata geliyor çünkü. Sıvadır, montalama, alçı, boya, asma tavan. Yani komple biz inşaatta kabası bittikten sonra biz geliyoruz anahtar teslimi yapıp çıkıyoruz. Şimdi hangi inşaattayız? Neredeyiz şu an? Biz yeni mahallede Metin'im inşaatındayız. Oranın işini yapıyoruz. Allah izin verirse bu işleri bittikten sonra nasibimiz varsa gene iş çıkarsa, müteahhitler yaparsa başka bir inşaata gideriz. Yapmasa da bu pahalılıkta da zannetmiyorum. Kimse yani yapmaz kolay kolay. Sürekli yani ortamlara giriyoruz. Müteahhit arkadaşlar var, konuşuyoruz. Şu an herkes diyebilirim el çekmiş. Herkes şikayetçi. Adam yapıyor ama diyor ben kime satacağım? Şu an kimsede o bütçe yok. Bu bölgede biliyorsun yani kırsal bölgede. Buranın geçim kaynağı yazın 4-5 ay biz inşaatta çalışıyoruz. Kışında hayvancılık yapıyoruz. Ben kendim hayvancılık yapıyordum. Her şey başına aldı gitti. Otu bir yandan, samanı bir yandan. Yani baktım hesapladım. Gelir gideri karşılamıyor. O yüzden hayvancılığı da bıraktım. Gene inşaata yöneldik. Bakalım inşaat artık önceden iyiydi. Yani karşıda gerçekten 2011-2016-17'lere kadar 18 de diyebilirim iyiydi. Şu iki sene içerisinde her şey Allah bulak oldu. Zor yani gerçekten zor. Bu hisli demliğin gerçekten tadı da farklıdır. Çayı da güzel. Saat kaçtı gerçi şu an? Saat 3.30-4'e geliyor. Geliyoruz bir çayımızı içiyoruz. Bir çay molası veriyoruz. Ondan sonra yine kalkıp işimize devam ediyoruz. Yani en azından inşaat bir de şöyle bir güzelliği var. Çalışıyorsun ama rahatsın. En azından akşam gidiyorsun. Vicdanın başını yastığın üzerine koyuyorsun, yatıyorsun. Güzel işte. Kimseyle de işin olmaz. Allah'a şükür ekibimiz de güzel. Kardeş kardeşe herkes
burada ekmeğine çalışıyor. Kars'ta tamam müteahhitler de bazı konularda haklı olabilir ama bazı konularda emeğin karşılığını alamıyoruz. Çünkü fiyatlar çok düşüşte. Ha şöyle düşüşte. İşçi konusunda bir ekmek olmuş 3 lira. Bir normal bir usta kendi evini şu an geçindiremiyor. Bu ekonomide. Olan işlerimiz de zaten burada belliyiz. Kars çevresinde iş yapıyoruz. Turan İnşaat olarak ismimiz geçerlidir. Burada herhangi işiniz olursa biz burada Kars'tayız. Bize yani işinizi verdikten sonra gözü kapalı arkanızı bakmadan gidebilirsiniz. Saat 6'a kalkıyoruz, işe geliyoruz. Saat iş başı 8'dir. Akşam oluyor 5 kayıyoruz, evimize gidiyoruz. Yani yorucudur da inşaat işi yorucudur. Yorucudur evet. 42 yaşındayım. Sürekli inşaatta çalıştığım için gören bazı arkadaşlarımız var diyor ki sen 50 yaşındasın. Ben diyorum ya 42 yaşındayım ben. Ne 50 yaşı diyor. Ama gerçekten inşaat yıpratıyor görüyorsunuz. Yani tuğla üzerinde yemek yiyoruz. En azından nedir? Ha, ekmeğimizdir Allah'a şükür. Mecbur. Yaptığımız iş budur. Başka da ne yapabiliriz? Herkes mesleğine yönelik işler yapıyor. Ha, gönül istiyor ki daha farklı, daha güzel şeyler yapmak ama elimizde bu iş geliyor. Allah bereket versin. Bu iş de iyidir. Yani en azından sokaktan gelmektense bu iş daha iyidir. İşsizlikten iyidir. İşsizlikten iyidir.